Nasılım? Bomba gibi ya ben. Ha, sen bomba gibisin, bomba. Ayşe, pardon, buyurun. Hanımlar önden. Hanımlara hürmetimiz var, rica ederim. Ya, ulan kuzu yok. Öyle ya. Kuzu, kuzu! Kuzu! Neredesin ya? Durun ya, patladınız mı? Allah. Hadi ben yürü. Bir güzel eğlenelim bu akşam. Kızı çakı gibisin. Kusura bakmayın beyler. Selamünaleyküm. Aleyküm. Afiyet olsun. Aleyküm selam ama bu ne biçim giriş böyle ya? Bizi tanımadın mı Faik baba? Aaa tanıdım seni Ramazan. Hoş geldin Ramazan, ne haber? Ne haber Ramazan? Ne Ramazanı baba, ben Ayhan Ayhan. Ramazan orada. Ha, Ramazan sensin. Ha, sen Mahmut'sun. Sen de Ayhan. Kusura bakmayın çocuklar. Gene trafiği karıştırdık. Malum ya. Gözler. Buyurun hadi gelin buyurun. Buyurun. Kusura bakmayın arkadaşlar. Neşemize devam edin. Ne haber babalık? Bakıyorum gemi iyice ipini almış baba. Ne yaparsın evlat, burası gariban yeri. Ne içiyoruz? Ayıp ettin be baba, bize aslan sütü, arkadaşa da pastörize bir süt getir. Ama olur mu? Tamam çocuklar, yavrucuğum sana gene süt mü getireyim? Aslanım kızı, uğraşmayın benim. Çalgıcı başı. Emrah abi, biraz burada zıngırdat da neşemizi bulalım değil mi ya? Hadi. Otur be. Otur dedim sana. Ben de sana gel dedim. Otur. Ben gel dedim mi gelinir? Bizim masada çalacak. Hayır, bizim masada çalacak. Ya öyle mi? Bir dakika. Hey boşuna gitme. Açacak bu kapağı, açacak. Hadi. Bu kadar. Ya ne adamsın be Ramazan. Senin yüzünden bir gün rahat rakı içemeyeceğiz galiba. Huyum kurusun. Adelelerini çalıştırmadan içki içemiyorum. Öyle değil mi kuzu? Benim için fark etmez. Çünkü ben içki içmiyorum. Hop durun bakalım. Şimdi ne yapıyoruz? Ne mi yapacağız? Yürüyün. Hop. Nereye? Nereye olacak? Çanakkale'li Melahat'in evine. Oldu. Yürüyün. Tamam. Ne? Kuzu. Buraya. eğlence başlıyor.
Gül oğlum gül biraz. Cenazeye gelmedin, eğlenceye geldin, eğlenceye. Çanakkale'li melahat bizi görünce amma şaşıracak. Hem de nasıl. Amanın efendim, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Buyurun, buyurun aslanlarım. Sağ olasın. Gel, gel buraya. Gel, yürü. Sana bizim kuzuyu getirdik. Hoş gelmiş, safa gelmiş. Ay pek de yakışıklı. Söyleyeyim bakayım, nerelerdeydiniz çapkın çocuklar? Bir kaybolup bir çıkıyorsunuz ortaya kara batak gibi. Bir buçuk aydan beri denizdeyiz Melahat Hanım ablacığım. Anlarım, anlarım. Karnınız da çok açtır sizin. Hem de nasıl, çene bile muhallebi gibi yerim yavrum. İnanmam, vallahi inanmam. Kısmetim açılıyor desene. Bırak şimdi dalga geçmeyi de bizim işimizi gör hadi. Tamam paşam, tamam, emredersiniz. Ne somurtuyorsun, Karadeniz'de gemileri mi battı? Hayal, hayal gel kız, kocan geldi vallahi billahi. Merhaba. Hoş geldiniz. Hadi gel gel, nazlanma. Hadi kuzu, açılışı sen yap. Hiç canım istemiyor. Ya olur mu ya be? Yapma be kuzu, ben daha fazla dayanamayacağım, tamam mı? Sıkılıyorsun değil mi? Tabii sıkılırsın. Gül gibi kızları elinden kaçırırsan burada piniklersin böyle işte. Al iç. İstemem. Anladım. Sen beni istiyorsun. Çapkın nasıl da ağzının tadını biliyorsun. Ah nerede o günler. Beni isteyenler otobüs bekler gibi beklerlerdi, kuyruğa girerlerdi. Anladım. Sen biraz da cilve istiyorsun. Cilve. Ah. Ya hiçbir şey istemiyorum. Ay, rahat bırak beni. Cilveme taş attın yahu. Aman gel nazlanma, bu kadar naz aşık uzandırır. Ay. Ay. Ya çattık be, ne kadınsın, çekil başımdan. Ah. Aman ne seksi erkek. Aa, bırak gel beni bana. Rahat gel bırak bana. Dedim sana. Kırma beni. Ah, benim gibisini bulamazsın. Bak bende neler var ya, neler. Dur. Pişman olmayacaksın. Çekil. Ay, bırak. Ah. Bırakın beni. Kaçınız benden. Al bakalım. Sana bahsettiğim kız. Amanın pek de güzelmiş ayol. Ama fiyatı da ona göre. Yalvarırım, kurtarın beni. Bak kuzucuğum, kısmet seninmiş. Durdun durdun da turnayı gözünden vurdun. Al. Ne olur yardım edin bana. Yok istemem. Ben böyle bir şey yapamam. Ay onu istemem, bunu istemem. Ne istersin sen ayol, yoksa beni mi istersin? Ha? Be, o zaman bırakma mühürü, biz açalım. Melahat abla, boş oda nerede var? Bütün odalar bomboş evinde. Bırakın kızı. Ne haber, memnun musun hayatım? Hem de nasıl, sana üç çektim. Ne olur ya, dur şöyle be. Hadi be. Hey, kuzu.
Hadi. Önemi yok. Kim olsa aynı şeyi yapardı. Ama üvey babam aynı şeyi yapmadı. Üvey babam mı? Evet. Nasıl düştün oraya, anlatsan? Uzun hikaye. Annemi kaybettiğimde küçüktüm. Üvey babamın yanında yaşadım yıllarca. Gün geçtikçe gelişip büyüyordum. Alkolikti. Her gün içerdi. Gün geçtikçe bana bakışları, davranışları değişmeye başlamıştı. Geceleri korkudan yalnız yatamaz olmuştum. Gene böyle gecelerden birinde... Avantajı sende. Sanki bir servet. İşte böyle. Sonunu da sen biliyorsun. Olmasaydın, beni kurtarmasaydın. Üzme kendini. İsmin ne senin? Aysel. Ya senin? Mahmut. Ama arkadaşlar kuzu der bana. Kuzu! Kuzu! Yey! Kuzu! Kuzu! Hey kuzu, bakıyorum demin attın oraya. Hadi kıpırdayın biraz, kıpırdayın. Arkadaşlarım, can arkadaşlarım. Kuzu ne bu halin ya? Lodos yapmış, balığa dönmüşsün. Tabii oğlum, aşk bu, aşk. Bakın, sizi tanıştırayım. Ayhan. Evet, ben Deniz Ayhan. Ben de Ramazan. Memnun oldum. Ben de Aysel. Memnun olduk. Yahu ne bu haliniz? Bu havada sineklenir mi burada? Abi doğru söylüyor. Hadi, hadi kalkın pikniğe gidelim. Hadi gidelim. Ne dersin, gidelim mi? Sen bilirsin. Tamam, tamam. Gidiyoruz, buyurun. Durun bir dakika, müsaade. O benim. Buyurun. Enchanté madam. Şunların haline bak. Ne içmeleri bitiyor ne de oyunları. Hadi gel alalım şunları. Hala bitmedi mi bu içkiniz? Hadi daha dur kızım, yeni başladık. Ne zaman beraber olmak yapıyor ya, siz göbek atıyor ya içki içiyor. Hadi var denize. Bunun neşesi burada kızım. Ama hadi denize girelim. İşine gelirse kızım, naka köfte, oka ekmek. Yaşa, hadi oyna bakayım, oyna. Hadi sen de hadi, hadi, hadi. Hadi. Oh, ne? No, diş mi çekiyorsun? Hayır, bademcik ameliyatı yapıyorum. Bir ameliyatı ben yapıyorum. Gel bakayım. Ah!
Dur. Ay doktor! Ay hadi denize! Hadi ya! Ya gelsenize çocuklar! Hadi! Niye arkadaşların gibi neşeli değilsin? Neden hep durgun ve düşüncelisin? Bilak, seni tanımak ve seninle beraber olmak çok mutlu ediyor beni. O halde? Beni üzen tez ayrılık. Ayrılık mı? Evet. Yarın çalıştığım gemi sefere çıkıyor. Uzun sürer mi? 15-20 gün kadar. Kaldığım küçük bir odam var. Orada kalırsın. Döndüğümde seni orada bekler görürsem mutlu edersin beni. Hadi biz de eğlenelim artık. Hı hı. Kuzu! Kuzu! Hadi ya gidiyoruz ya! Sıkarsın ama! 15 gün sonra döndüğümde burada görürsem seni... Seni bekleyeceğim ama. Sağ ol. Sağ ol. Kuzu! Kuzu! Hadi oğlum gidiyoruz ya! Yarım yol ileri. Aysel! Mahmut! Hoş geldin Mahmut. Seni çok özledim. Ya ben sensiz geçen her gün bir asır gibi geldi bana. Seni çok seviyorum Mahmut. Ben de. Hey, şuraya bak. Aa, kavuştular. Öyle. Hanımlar önden. Sizin hanımlığınıza hürmetim var. Hey kuzu! Bizi beklemek yok mu ya? Bizi beklemek yok mu? Nereye gidiyorsun? Bizim gittiğimiz yer başka. Hoşça kalın. Aa, gidiyorlar ya. Hem de bizi beklemeden. Ha. Gider oğlum, gider. Aşk bu, aşk. Thank you.
Bey. Mahmut. Bak kiralık ev. Buyurun. İnanın çok isteyen oldu ama vermedim. Kısmet sizeymiş. Buyurun. İşte odanın biri bu. Çıkan kiracı yatak odası yapmıştı burayı. Çok güzel değil mi? Hı hı. Güzeldir, güzeldir. Bakın burada da bir odası var. Buyurun. İşte oda burası. Burayı da oturma odası yaparsınız, olur biter. Banyosu, mutfağı yanda. Kirası tam 800 liradır. Yalnız kirayı her ayın birinde mutlaka isterim, haberiniz olsun ya. Siz hiç merak etmeyin. Buyurun. İlk aylığınızı peşin olarak veriyorum. Sağ ol evladım. Güle güle Hüseyin. Sağ ol. Ha, yukarıda fazladan eşya var. İsterseniz onları da size veririm. Ah, ne kadar iyisiniz. Teşekkür ederim. Dur, ben gidip onları da hazırlayayım. O kadar mutluyum ki. Hey! Ha. Hadi! Faik baba. Çıkın çıkın. Faik baba dedim. Ha? Oh, şey bana mı söyledin Emret evlat? Yukarısı hazır mı? Senin yukarısı da hazır, aşağısı da. Hadi bekle burada. Ben hemen gelirim. Gitmesen olmaz mı Mahmut? Olmaz. Onlar benim en can arkadaşlarım. Sonra Ramazan nikah şahidim olmayı çok isterdi. Ne olur geç kalma. Merak etme. Hemen gelirim. Hey durun bakalım. Kız nerede? Hangi kız? O gün randevuyunda elimizden aldınız kız. Ha yengemiz. Ha o mu? Kuzunun artık. Bırak koyunu kuzuyu da kız nerede onu söyle şimdi. O kızdan uzak durun artık. Biz de olmalı size bırakacak göz var mı be? Dur bakayım hakikaten yok. Gelin buraya. Ne oldu lan? Ne kalk mı oldun? Vurdun köpekler. Hey, dur bakayım bizimkiler kavga ediyor. Ah!
Buyurun, ben geldim. Ayhan, Ayhan. Kuzum, kuzum. Ne oldu sana? Kuzum. Şimdi ben size gösteririm vicdansızlar. Affedersiniz. Şey, burada bir gemi vardı. Evet. Nerede acaba? Az önce sefere çıktı. Sefere mi çıktı? Ne zaman gelir? Bilinmez ki. Bakarsınız 3 ay sonra, bakarsınız 3 sene sonra. Gemicilik bu. Ya. Sağ olun. Bir şey değil. Hadi, orayı temizledikten sonra aşağıya temizleyeceksiniz, tamam mı? Ama biraz ateşi var. Ayten. Neredeyim ben? Heyecanlanma kızım. Gemidesin. Gemide mi? Peki Aysel'im nerede? Aysel mi? Ne Aysel'i be kuzu? Dünden beri baygın yatıyorsun. Dünden beri mi? Tabii ya oğlum. Neredeyse İzmir limanına geliyoruz. İzmir'e mi? Evet. Aysel. Bu haline ne diyorsun? Ne diyeceğim? Kara sevda diyorum. Yattı bitirdi kuzuyu. Ah ne yiyor, ne içiyor, ne de çalışabiliyor. Öyle ya. Şişt, gel şunu bir teselli edelim. Ne haber?
Hadi yürü gidiyoruz. Nereye? Nereye olacak canım, çorba içmiyor. Canım hiçbir şey içmek istemiyor. Allah öleceksin be. Kaç gündür ne uyku ne yemek. Gömücülükte de kıdem vardır. Biz senden daha kıdemliyiz. Emirlerimize uyacaksın. Yürü. Hadi bakalım. Yürü. Affedersiniz. Buyurun efendim. Tanker ne zaman gelir acaba? Hiç belli olmaz bayan. Bakarsınız yarın gelir, bakarsınız bir sene sonra. Uğrayacağı limanlara bağlı. Gemicilik bu tabii. Sağ olun. Böyle kara kara düşünme kuzu. Bak neredeyse Kıbrıs limanına geliyoruz. İki satır mektup yaz da kız haber alsın. Mektup mu? Mektup tabii. Öf be. Doğru ya. Hemen yazayım. Ağlamakla kocanı geri getiremezsin. Ne oldu, iş buldun mu? Hayır, daha bulamadım. Bu gidişle zor bulursun. Ben anlamam. Kiramı isterim. 3 aydır bekliyorum. Ben de ot yemiyorum ya. Kocasız dul bir kadınım. Gelirim sizden alacağım kira. Onu da vermezseniz ben neyle geçinirim? Haklısın hacanım teyze ama biliyorsun ki... Ben onu bunu bilmem. Sana 3 gün mühlet. Ya paranın hepsini getirirsin ya da bohçanı alır gidersin. Ama Hacer Hanım teyze... Hacer Hanım falan yok, işte o kadar. Hadi kuzum, yazdın mı? Tamam, yazdım. Hadi öyleyse yürü. Hadi. Evet, hadi tamam. Oğlum, yolda kalın. Usta. Posta! Mektup! Hey kuzu! Kuzu, çantanı unuttun! Sağ ol! Eyvallah! Geldim. Aysel. Aysel, aç kapıyı. Aç, ben geldim. Aysel. Boşuna yumruklama kapıyı. Aysel evde yok. Yok mu? Nerede? Onu bana mı soruyorsun? Sen neredeydin? Gencecik bir kızı bırakıp kaçmaya utanmıyor musun? Ben kaçmadım ki. Başıma bir kaza geldi. Hepsi o kadar. Söyle. Nerede Aysel? Bilmiyorum. Uzun müddet bekledi seni. Sonra zavallı kız günlerce iş aradı. Bulamayınca da perişan oldu. Sonra birden kayboldu ortadan. Nereye gittiğini, ne yaptığını bilmiyorum. Ya
Hayırdır inşallah. Ha şuna bak. Hop hop, sen içkiye mi başladın? Evet. Neyin var senin be? Aysel. Ne olmuş Aysel'e? Evde yok. Gelir. Gelmez. Ev sahibiyle konuştum. Hiç kimseye haber vermeden gitmiş. Ha? Gitmiş mi? Üzülme be kuzu. Evelallah İstanbul'u didik didik eder de gene buluruz Aysel'i. Fahit baba, bizim hesabı kes. Olur mu be kızım, olur mu? Müşterinin elbiselerini buraya tıkmışsın. Kırış kırış olmuş. Olmaz böyle şey. Daha iliklerini bile yapmamışsın ya. Yapacağım efendim. Yapacağım diyorsun. Yukarıda pantolonların ilikleri yapılmamış. Olur mu böyle şey yavrum? Onları da yapacağım. Yap be kardeşim ya. Alo. Evet benim. Benim. Tamam be kardeşim, yapılacak. Kuzu, İstanbul'a geldik. Şimdi ne yapacağız? Ben gene Aysel'i arayacağım. Siz ne isterseniz yapın. Ne yapacağız? Ha? Biz de arayacağız tabii. Kuzu! 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 Yok. Gene bulamadık. Evet. Her yeri aradık, bulamadık kuzu. Ne yapacağız? Ya yeter artık, sen de kendini araya araya harap ettin. Gel gidelim, kafaları çekelim, hadi. Eğlenelim. Hadi yürü. Aysel'im, canım Aysel'im, buldum seni. Haydi, kendinize gelin. Affet beni, o gün kavgada yaralandım. Evet, kavgada yaralandı. Sonra da gemi sefere çıktı. Aynen öyle oldu. Onun için gelemedim sana.
Sanırım beni çok sevdiğiniz birine benzettiniz. Ben Aysel falan değilim. Hayır, sen Aysel'sin. Buldum artık seni. Bırakmam hiçbir yere. Rica ederim, bırakın hadi beni. Hadi gidiyoruz. Hanım Aysel olmadığını söyledi. Şimdi müsaade edin de odasına gitsinler. Hadi, sen odana git. Hadi, Aysel. Hadi. Aysel. Patronun ne dediğini duydun. Hayır, Aysel o. Kardeşim, sakin ol. Bırakın beni. Ya, konuşmam lazım onunla. Ya, yürü sen. Gel buraya, inat et. Kimdi o genç? Bilmiyorum. Peki ne istiyordu senden? Beni sevgilisine benzetti herhalde. Aysel deyip duruyordu. Bana bak Gönül. Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. Eğer bana numara yaparsan sonunu sen düşün. Saçmalama Turgut. Hoşlanmadım o gençten. Ondan uzak duracaksın. Niçin onunla konuşmama müsaade etmediniz? Sakin ol kuzu, sakin ol. Nasıl olsa konuşacaksın. Ama yerini ve zamanını hadi bekle. Değil mi ya? Aysel! Rahat bırakın beni, size Aysel olmadığımı söyledim. Hayır, Aysel'sin sen! Ya, Aysel! Kuzu, sakin ol. Kuzu, darlanma. Anlat bakalım Selim. Sayın amirim, yaptığımız incelemelerin ve aldığımız istihbaratın sonucuna göre Turgut Baldar'ı bugün veya yarın Ayvansaray'daki rıhtıma çıkaracak. Güzel, bütün tedbirler alınsın. Benimle de her zaman irtibatta olacaksın. Emredersiniz. Bir şey daha var. Buyurun efendim. Turgut senden şüphelenmiyor değil mi? Hayır efendim, zannetmiyorum. Güzel, gidebilirsin. Yürüyün be, yürüyün be! Acele et biraz, hadi yürü yürü! Hadi çocuklar, hadi acele edin biraz, sallanmayın! Mallar birinci depoya inecek, ben gidiyorum. Tamam patron, sen merak etme. Hadi yürüyün! Evet, seni dinliyorum. Sayın komiserim, baskın mahallindeyiz. Az önce Turgut arabasına bindi gitti. Malları kamyonete yüklemeye devam ediyorlar. Emirlerinizi bekliyorum. Turgut'un gitmesi mühim değil. Siz hemen baskını yapıp malları müsaade edin, adamları da tevkif edin. Başlayın komiserim. Hadi yürüyün, sizler de. Merhaba. Bir dakika Aysel. Aysel mi? Gene mi? Seninle konuşmam lazım Aysel. Adımın Gönül olduğunu daha önce söyledim size. Hayır, sen Aysel'sin. Benden intikam almak için yalan söylüyorsun. Sana ihtiyacım var Aysel. Ne olur biraz olsun dinle beni. Pekala, buyurun konuşalım öyleyse. Gönül! Gönül gel buraya! Hayır, bırak beni! Saçmalama Gönül! Gazinonun programı var. Yıllarca uğraştım seni yıldız yapabilmek için. Tam şöhrete ulaştığın bir sırada beni bırakıp gidemezsin. Hayır! Yeter yıllarca sömürdüğün beni! Artık hayatımı yaşamak istiyorum! Çekil yolumdan! Ya.
Canım Ayselim, hoş geldin. Çok beklettim mi seni? Senin evet demeni ömrümün sonuna kadar beklerim. Fazla beklemeyeceksin. Ne? Evet. Seninle evlenmeye karar verdim. Sahi mi? Benimle tekrar evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. Yalnız bir şartım var. Nedir o? Çabuk söyle. En kısa zamanda buradan gitmeliyim. Nikahımızın İzmir'de olmasını istiyorum. Sen öyle istedikten sonra... Amcamın bir çiftliği var, orada kalırız. Buralardan, bu yaşantıdan kopmak, geçmiş bütün günlerimi unutmak, senle beraber yepyeni bir dünya kurmak istiyorum. Canım sevgilim benim. Seni çok seviyorum. Ben gidip hazırlanayım. Dörtte beni evden alırsın değil mi? Tabii canım. Dörtte seni alırım. Ben de bu cehennem gibi yürek olmasam, ben de deli rüzgar gibi hasret olmasam. Aysel. Aysel, niye cevap vermiyorsun? Aysel, neyin var senin? Aysel. Aysel. Alın namla teslim ol. Götürün bunu. Hayır, bırakın beni. Ben öldürmedim. Aysel, 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 Aysel! Ölmüş. İnanın Amir Bey, ben geminin kaptanı olarak Mahmut'un suçlu olduğuna inanmıyorum. 7 yıldır yanımda çalışır Mahmut. Bugüne kadar en ufak bir falsosu olmadı. Kuzu gibi çocuktur Amir Bey. Hatta biz ona kuzu deriz. İmkanı yok, cinayeti o işlememiştir Amir Bey. İyi ama suçüstü yakalanmış. Üstelik cinayet aleti bıçakta parmak izleri var. Ayrıca kendisi suçunu da itiraf etmiş. İtiraf etti ha? Nasıl yapar böyle bir şey Mahmut? Şimdilik yapacak hiçbir şey yok. Anlıyorum Amir Bey. Şimdi iyi dinle beni. Gönül öldü. Polis bizden şüphelenebilir. Onun için gönül işi kapanıncaya kadar her şeyden elimizi ayağımızı çekeceğiz. Bütün işlere ara vereceğiz. Benden talimat almadıkça hiçbir işe burnunuzu sokmayacaksınız. Anlaşıldı mı? Hadi yaylan bakalım. Anlaşıldı patron. Hazır ol, başlara sonra. Peki ya Mahmut? Yani kuzuyu almadan mı sefere çıkıyoruz Temel Kaptan? Ne yapabilirim evlat? Yemeği seferden ara koymayız ki. Ama merak etme, 3 gün sonra buradayız. O zaman gidip hem ziyaret ederiz hem de bir çaresine bakarız. Hadi şimdi işinizin başına. Başla kaptan. Yarım yol ileri.
815'i Şişli meydanına gönderin. Gider gitmez de benimle irtibat kursunlar. Hepsi bu kadar. İş ne durumda bakalım Selim? Malumunuz baskını çıkarma anında yaptığımız için Turgut'un malları esas sakladığı depoyu tespit edemedik efendim. Turgut'un sağ kolu olan Sinsi Recep'in adım adım peşindeyim. Deponun esas yerini bugün yarın tespit ederim efendim. Güzel. Çok güzel. Peki o şarkıcı kız neydi adının? Gönül efendim. Gönül. O işe ne dersin? Onun arkasında da Turgut'un olduğuna eminim efendim. Turgut mu? Evet efendim. Yani o gemici çocuk suçsuz mu? Bence suçsuz efendim. Ya. Ah be kuzu. Nasıl yaparsın böyle bir şey? Yaktın kendini hem de Marmara çırası gibi. Sana bir şey söyleyeyim mi Ramazan? Biis bana Mahmud'un katil olmadığını söylüyor. Bana da ama kanun öyle demiyor işte. İçer misin işte ha? Yavrum, aslanım bir şeyin yok ya. Yok tabii abisi baksana aslan gibi. Topaç. Sana koşma demiyor muyum? Teşekkür ederim, zahmet oldu. Rica ederim. Diğerin acımadı ya. Hey! Koşarsan düşersin işte. Gel bakalım. Ayşen. Ayşen. Ramazan. Ayhan. Evet ben de Ayhan. Ya. Demek bizi tanıdın. Tanımaz olur muyum? Sizler benim hayatımı kurtardınız. Ama keşke kurtarmasaydınız. Ne oldu? Daha ne olacak? Mahmut beni terk ettiği günden beri yaşamıyorum. Bir gün değil, her gün öldüm. Nerede Mahmut? Sorma bacım. Sorma bacım. Mahmut'un başı dertte. Onun da sana ihtiyacı var. Sonra Mahmut... İnanın efendim... Ben Mahmud'un karısıyım diyorum size. Bütün anlattıklarım doğrudur. Mahmud'un öldürdüğü kadın Aysel olamaz. Evet olamaz. Çünkü Aysel benim. İşte efendim. Öldürülen şarkıcı Gönül'ün resmi. Evet. Birbirlerini tutuyorlar. İkiz gibi adeta. Evet ne var? Suçluyu getirdik efendim. Getirin. Baş üstüne. Mahmut. Aysel. Aysel'im. Mahmud'um. Aysel sen yaşıyor musun Aysel? Yaşayacağım tabii. Sen beni öldürmedin ki. Tabii ben öldürmedim. Ben öldürmedim ki seni. İnanın Amir Bey, öldürmedim onu. Suçsuzum ben. Suçsuz Amir Bey, suçsuz. Bak Mahmut, bu da yavrumuz. Yavrumuz mu? Evet, ismi Ali. Rahmetli babanın ismiydi. Ali. Alim, yavrum, Ali. Benim suçsuz olduğuma inanıyorsunuz değil mi Amir Bey? İnanmasına inanıyorum Mahmut. Ama suçsuz olduğunu ispat edebilmemiz için bize yardımcı olmanız lazım. Bilhassa siz Aysel Hanım. Ne emredersiniz yaparım efendim. Ben de hazırım. Yok, size ihtiyacım yok. Bütün iş hanımefendide. Şimdi beni iyi dinleyin. Bana bakın o mallar çok kıymetlidir. Yavaş yavaş yükleyin. Polisler! Basıldı. Anlamına kestim onu. Yakalayın onu. Ha bana bak içeride viski var mı? Var patron. Öyleyse bana buz getir. Ver şuna. Evet gerçekten bir harika. Yapacağın şeyi biliyorsun değil mi? Biliyorum efendim. Bak kızım. Şimdi yapacağımız şey... Alo. Evet benim. Ne? Allah kahretsin. Yine mi baskın? Malların hepsini aldılar ha. Allah belasını versin. Nereden haber alıyorlar be? Pekala. Sen de bir süre ortalıkta gözükme. Ulan it nereden buzum? Kıymetli misafirler, Yasemin gazinosuna hoş geldiniz. Şimdi huzurlarınızda gecenin sürprizi, büyük sanatçı Gönül Örer.
Evet, alkışlarınızla Gönül Öner. Olamaz böyle şey. Ne hayır? Hadi yavrum, hadi. Korkacak hiçbir şey yok. Biraz cesaret, hadi. Bravo! Teşekkür ederim. İyi akşamlar sayın seyirciler. Kendi ellerimle öldürdüm onu. Olamaz bu. Olamaz. Yasemin Gazinosu'na hoş geldiniz. Bu akşam programımın ilk bölümünde sizlere bir hüzzam şarkı takdim edeceğim. Pişman olur da bir gün dönersen bana. Olmaz. Olamaz. Ben kendi ellerimle öldürdüm onu. Biz de bunu bekliyorduk Turgut. İşlediğin cinayeti itiraf ettin. Sağ olun efendim. Hadi bakalım, serbestsin evladım. Sizlere mutluluklar dilerim. Teşekkür ederiz efendim. Ha, benden sana bir baba tavsiyesi. Sakın bir daha hanımını yalnız bırakma evladım. Bırakmam efendim, söz. Sağ olun Amir Bey. Sağ olun efendim. Siz de unutmayın, ikide bir kavga etmeyeceksiniz. Etmeyeceğiz efendim. İlk çocuğunun ismi Ramazan olacak. Tamam. İkincisinin ismi de Ayhan, tamam mı? Ne oluyor be? Çocuk fabrikası mıyız biz ya? Hadi güle güle. İşe bak be. Kuzu gitti. Kuzusuz bu gemi çekilir mi be? Ne diyelim, Allah mesul etsin. Amin, darısı başımıza. Ulan bizi kim alır be?